henüz bir rakam bilmiyoruz ama ben gözümle çok sayıda cenaze gördüm. Burada yayın yapmak inanın çok zor. Hani normalde bir gazeteci soğukkanlıdır. Yani soğukkanlı olmak zorundadır. Benim Azerbaycan soğukkanlılığımı yitirdiğim bir yer oldu. Çok sayıda dükkanın olduğu bir alan yine kana bulandı. Ermenistan yine sivilleri katletti. Bir kız çocuğu, bir de babası. Bombaya ne günahı var körpe çocuğun? Açmayın lütfen, lütfen. Ya ben hala dün gibi hissediyorum orayı. Bunu yürekten söylüyorum sana. Abartmadan söylüyorum. Hala aklımda orada yaşadığımız acılar, orada o yıkılan evler, o cenazeler. Çünkü ben orada o kadar çok cenaze gördüm ki, o kadar çok ceset gördüm ki, onlar unutulacak şeyler değil. Vətən müharibəsində 44 gün ərzində erməni terrorunun canlı şahidi olmaq və bu vəhşiliyi dünyaya car çəkmək onun üçün də asan olmadı. CNN Türk'ün vətən müharibəsi zamanı Azərbaycana ezam olunmuş müxbiri Hülya Öztürk danışarkən onun gözlərində eyni həyəcanı, hiddəti görmək olur. Sonu qələbə ilə bitən Azərbaycanın haqq savaşında Türkiyə mediası da bizimlə idi. Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlıqları sayəsində biz irəliləyir, torpaqlarımızı azad edərkən dünya mediası da ölkəmizə gəlirdi. Ancaq açıq-aşkar erməni terroru ilə qarşılaşsalar da bəzi media qurumları həqiqəti açıq-aşkar çatdırmaqda aciz idilər. Dünya Azərbaycanın başına gətirilən bu faciəni Türk medyasında bütün çılpaqlıqları ilə izləməli oldu. En çok zoruma giden de şu oldu. Orada o kadar çok gazeteci vardı ki ama yabancı gazetecilerin çoğu bizim yaşadığımız hadiseleri yayınlamazdı. Yani ben akşam otele gidip bakardım Fransız kanallarına, Alman kanallarına yok. Derdim ki ya biz burada bu kadar çok hadise gördük, bu kadar acı gördük. Neden diğer kanallarda yok? Pakistan, Türkiye, Ukrayna kanalı. Ya bu kadar, o kadar kısıtlıydı ki yani oradaki acıları duyuran kanallar. Yani o yüzden canla başla hem haber yaparak hem de sosyal medyamızda da biz çok fazla görüntü paylaştık, yayınladık. Hani her şekilde buradaki bu acıları, buradaki bu katliamı, insanlık dışı bu hadiseleri duyurabildiğimiz kadar, yayınlayabildiğimiz kadar yayınlayalım mantığıyla zaten hep hareket ettik Azerbaycan'da. Bir kere görmedim. İki kere görmem, 44 gün boyunca her gün acı görür mü bir insan? Her gün ateşkes ilan ediliyordu. Bir saat sonra ateşkesi ihlal eden bir Ermenistan vardı. Yani dolayısıyla hiçbir güven ortamı oluşturmayan, hiçbir verdiği sözü tutmayan bir ülke. Ve gözünü kırpmadan bomba yağdıran bir ülke. Şimdi bunu duyurmayıp ne yapacaksın? Ya orada benim Türk kardeşlerim ölürken, orada insanlar ölürken nasıl sessiz kalabilirsin? Bazı görüntüler simge oldu, evet. Çok yoğun ve çok özveriyle çalıştık orada Halil Kahraman'la beraber. O çok özel görüntüler kaydettik. Keşke o acılar olmasaydı da kaydetmeseydik. Bir gözümüz ağlayarken bir gözümüz güldü 44 gün. Çünkü 30 illik işğala məruz qalan Qarabağımıza her gün biraz daha yaxınlaşırdıq. Şuşanın azad edilməsi xəbərini bir əskərdən öyrənən Fülya o anın unudulmaz olduğunu deyir. Bir yandan da unutamadığım görüntü Şuşa. Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını, kurtarıldığı haberini bir asker ağzından kaçırmıştı bizde. Yani o da heyecandan kaçırdı ağzından. Ve biz de onu aslında vermememiz gerekiyordu ama biz de çok heyecanlandık. Dedik ki Azerbaycan halkı çok mutlu olacak bunu duyarsa. Verelim deyip o askerin o söylediği o duyguları, o düşüncelerini yani o anlattığı müjdeyi vermiş olduk. Fuzuli'deyiz biz de şu an. Ama biz merhaba tam... Azerbaycan. Şuşa'ya gidiyorsunuz. Evet. Ekmek şöyle yapalım. Ekmek götürüyorsunuz oradaki askerlere. Evet. Kan içindeydi. Ay 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 ya benim. Eli elime değdi. Müharibədən sonra Fülya Öztürk Qarabağda 44 gün nələr yaşandı adlı sənədli film ərsəyə gətirdi. Azərbaycanda Qarabağda yaşanan bütün hadisələrin yer verildiği film CNN Türk'də bir neçə dəfə nümayiş olunub. Bomba patlıyor. Daha bir film isə Azərbaycanda çəkildi. Fülya filmində də jurnalistin 44 gün ərzində şahid olduğu hadisələrdən bəhs olundu.